اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafir olanlar يُنَا دَوْنَ Çağırılacaklar. لَمَقْتُ <laughs> اللّٰهِ Diyor ki kafirler cehennemde kendilerine kızarlar. Tamam bu ayet onu beyan ediyor yani. Neden kızarlar? Ebedi azama düçar oldukları için neye düçar oldular? Nefsine, hevasına tabi olduğu için duçar. Yani kötülükle emreden nefsi dinledikleri için. Ondan dolayı nefislerine kızarlar, parmaklarını ısırırlar çok şiddetli sinirlenirler. Bunu da bütün mahlukatın ortasında izhar ederler. İşte tam bu zamanda melekler onları çağırırlar. Cehennem bekçisi melekler uzaktan çağırırlar demek de de şöyle bir sırlı ifade vardır ki Allah'tan çok uzaktalar bunlar yani. Lemaktullah denirler ki siz bugün kendinize kızıyorsunuz ya. Allah'ın size olan kızgınlığı ekberu min maktikum enfusakum. Bugün sizin kendinize olan kızgınlığınızdan çok fazladır. Neden? çünkü tudavuna ila iman dünyada siz peygamberler ve peygamberler varisleri tarafından imana çağrıldınız, inkar ettiniz, kabul etmediniz. Fetekfuruna Allah'a kafir oldunuz, tevhid ehli olmadınız. Onun için Allah'ın kızgınlığı size çok çok fazladır. Bu işin hakikati odur ki demiş İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Ahabbul muhibbin fil hakikati sevicilerin en üstünü Allah'tır. Düşmanların en üstünü de nefistir diyor. Kim en üst noktadan seven zatın muhabbetini gidip de en büyük düşmanına verirse, senin yani en çok Allah'ı sevmen lazım iken, Allah'a aşık olman lazımken, Gidip nefsine aşık olursan, en büyük düşmanına aşık olursan, bak sen bugün ne yaptın? Allah'a vermen gereken muhabbeti gittin nefse verdin. Sen en kıymetli cevheri çöpe attın, kaydırıp kötü yere bıraktın. Seni o kaydırmandan dolayı Allahu Teala da Celle Celaluhu sana merhametle nazarını bırakır, onu kaydırır, gazabıyla bakar diye söylemiş. Gazabıyla baktı mı o ne olur? Ya cennet, cehennem onun şurası, burası bunlardan çok çok beterdir Allah'ın gazabıyla bakışı. En büyük azaptır diyor. En büyük nimet cennet olmayıp Allah'ın rızası olduğu gibi en büyük azap da cehennem değil Allah'ın gazabıdır. Kafir Allah'ın ona kızgın olduğunu ahirette anlayınca ondan daha zor bir şey ona gelmeyecek. Ne ağlama var ki ona fayda versin, ne zenginlik var ki onu ondan gidersin, defetsin. Sesi duyulmuyor ki yalvarsın diyor. Bir hile yapamaz ki uğraşıp yapsın. Allah'ın affına sığındık.